Yani beni kim durdurabilir ki? İnsanlar sıkıntıdan yiyor. Tokken de bir şey yemek istemezsin be kızım. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat o kadar erken ki anlatamam yani size şu an gerçekten. Yumurtayı koydum. Dakika tutmam lazım bir dakika. Saat 8:16 şu anda. 9-8:30'da dükkanı açmam lazım. Yumurta haşlanıyor. 4 dakika sonra onu alacağım oradan. İyi haşlansın istedim. Bu sefer haşlanmış yumurta yiyeceğim mecburen. Kahvaltıyı dükkanda yapacağım. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Bu saatte kalkmaya alışık değilim çok fazla. Çok erken saat 7:50'de falan kalktım. Neyse 12. gün hepinize hayırlı olsun. Olsun yalnız. Umarım diyeti bozmam yani. Çünkü dükkanda ne yiyebilirim bilmiyorum. Artık ne sipariş edebilirsem. Bir şekilde ayarlayacağım. Yumurtalarımı orada soyarım, dükkanda soyarım. Artık soyacak bile vaktim yok yani daha dükkana gideceğim. Onları hemen bir kaba koyacağım. Ve go to the dükkan. Hadi bakalım. Güzel bir gün olsun. Bu ne yapıyor ya orada? Güzel bir gün olsun arkadaşlar. Lütfen. Şimdi İbo simit ve peynir almış gelmiş. Sağ olsun. Simitin hepsini yemeyeceğim. Yarısını falan yerim belki. Ben de yumurta haşladım. Allah, açamıyorum. Bir dakika, açmam lazım. Şöyle 4 tane yumurta haşladım. 2 tane ikisi bunu. Kendime sos almış. Ben sos yemiyorum. Yağlı çünkü. Böyle işte ya simit, peynir, yumurta. Bugün kahvaltımız. Şimdi şöyle bir şey oldu. A101'e Dumble gelmiş. Ben bunu gördüm. A101'e Dumble geldim gördüm. Burada da 3 tane A101 var. İşte almam gerekiyor ama bugün de tam yani boşum. Bugün de dükkan açmam gerekiyor. Bizimkilerin hepsi şeye gitti, İzmir'e gitti. Neyse işte bizimkiler İzmir'de olduğu için ben de kendim almam gerekiyor. Ben dükkan açıyorum, alamıyorum. Ne yapacağız falan derken İbo da işte dün nöbetçiydi. Yine nöbetten çıkan adamı yordum falan diye linç gelmesin de ben de burada sinirlenmeyeyim şimdi durduk ya. Ya bir, zaten şu linçlere de sinirleniyorum. Tamam işte zor oturtmuşsun sanki işte rezilliği kepazeli falan. Ya size ne be? Allah Allah. Yani sanki herifi kolundan tuttum da elini kolunu zorla bağladım oraya da öyle çektik yani videoyu. Ben teklif ettim. Tamam dedi. Hayır deseydi çekmezdim yani ya da yorgunum çekmek istemem deseydi ben zoracak değilim hiç kimseyi. Neyse. O sinirimi tamamen bambaşka bir yerde şey yapacağım. Sonra İbo'ya dedim ki İbo dedim nöbetten çıktım dedim. Çünkü 8:30'da nöbetten çıkıyor. Nöbetten çıktım dedim. Direkt dedim gelir misin dedim. Geliyor elinde Dumble'a. Nöbetten çıktım dedim. Alır mısın dedim. Başka bir A101'e gitmiş orada bulamamış tamam mı? Diyor ki ben burada diyor 8:55 kapıda bekliyorum. Benim burada bir adım var. Ben A101'in kapısına beklemek zorunda mıyım diyor. Dedim ki keyfin bilir. İstiyorsan beklemek zorunda değilsin. Çık gel. Dumble'a geliyor. Ama dedim yani ben sana defalarca bunu aldım ya. Okula gitmiyordum bazen. Beyefendinin istediği bir şey alıyordu onu alıyordum yani. Benim kapısını az beklemedim ben de. Dumble reis. Reis be. Tamam atıyorsun zaten öyle çıkışayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben seni insan linç yiyorum. Sanki seni zorla yollamışım gibi. Zorla mı yolladım ben seni oraya? Bir şey söyleyeceğim. Beni linçliyorlar sonra ya. Zorla olmadığını söyler misin? Rezil bir insansın gerçekten. Selam. Gel bakalım. Gel, gel mama verelim sana. Gel, gel. Gel. Allah Allah. Tek elle iş yaparsan böyle olur. Dur. Dur dur. Ay anasını satayım gel ye. Gel. Bunu neden böyle koymuşum ya?
Şimdi bizim dükkanda şunlardan böyle kutu kutu var. Bir tanesi 200 gözüküyor mu? 200. Bir tanesi 200 litre. Bunlardan böyle artık içebildiğim kadar içeceğim bugün. Sayısını da çöpünü böyle atmayacağım. Şurada biriktireceğim. Sayısını da artık böyle yapacağım. Ya çok fazla içmek de istemiyorum ya. Ben böyle burada tuvalete girmeyi çok sevmiyorum. Şimdi çok içerim. Tuvaletim gelir. Ne yapacağım o zaman? Susamışım ve daha ilk suyum. Sabahtan beri. Bu arada herkes şey demiş, birkaç gelen yorumda işte hani yemek yediğin saatleri söyler misin falan diye. Genel itibariyle 9.30'dan sonra 9.30-10 arası kahvaltımı yapıyorum. Bir gibi öğle yemeğimi yiyorum. Akşam da genellikle 6.30 gibi akşam yemeğimi yiyorum. Aralarda tabii şeyler, saatler yani değişebiliyor. Yarım saat kayıyor, bazen gecikiyorum falan ama genel itibariyle bu şekilde beslenmeye çalışıyorum. Hani böyle çok akşam yemeğini çok geçe bırakmamaya çalışıyorum. Susadım. Şu an saat 12.51. Bugün sabah kahvaltımı erken yaptım. Biliyorsunuz ki saat tam 9'a yaptım yani. Aslında çok da erken değil. Saat 12.51 geçiyor. Ben şimdi yemek söylesem aslında iyi olabilir. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Akşam İbo'yla yemek yiyelim dedik. Izgara yeriz yani hani. Dışarıda burada çok bir seçenek olmuyor. Şimdi ben akşam ızgara yersem şimdi ne yiyeceğim? Şimdi yani ne yiyeceğim? Çorba söyleyeyim bari. En güzeli çorba. Çorba da beni akşama kadar tutar mı? Tutmalı. Başka şansı yok çünkü. Tutmaktan başka hiçbir şansı yok. Tamam ya, ben çorba söyleyeceğim. Yani dükkanı bırakabilsem gidip yiyeceğim ya, dükkanı da bırakamıyorum. Of! Canım çok güzel böyle ev yemeği istiyor ama dükkanı bırakamıyorum işte maalesef. Çorbam geldi, bu da geldi. Gelmez mi? Gelmez mi? Sadece soruyorum. Neye geldin? Ne için geldin? Ayıp denilen bir şey var. Nimetin üstünden geçiyorsun ayağında. Kendime tavuk suyuna çorba söyledim. Şimdi bunu açacağım. Ya abi zaten karşı taraftan söyledim. Bunu niye böyle şeye sarar gibi sarıyorsunuz? Git be! Tavuk suyu tabii kokuya geliyorsun değil mi? O çorba benim, vermem sana. Benden önce bak nasıl dolaşıyor ama çorbanın etrafında. Açtım. Ekmeğini yemem herhalde. Tabii ekmeği ne ekmeği bilmiyorum ama muhtemelen normal ekmektir. Evet, normal ekmek. Bunu yiyeceğiz. Al bunu yiyebilirsin. Tuz. Hadi bakalım yiyelim. Genzimi kaynar suyla yaktım. Resmen yaktım ya. Böyle bir şey olamaz. Bu arada ekmek katmayacağım dedim ve kattım. Ne yaptım? Bu kadar kattım. İnsanların neden kilo aldığını, neden sürekli yediğini dükkanda durduğum an anladım. Sıkıntıdan arkadaşlar. İnsanlar sıkıntıdan yiyor. Ya mesela müşteri geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Zaten ona sıkılıyorum, canım sıkılıyor yani. Sonra böyle boşlukta daha da sıkılıyorum. Bana böyle geliyorlar. Yani sürekli bir şeyler yemek istiyorum. Yan taraf şok. Girsem, alsam şöyle bir şeyler. Yesem. Yani beni kim durdurabilir ki? Kendim hariç kimse durduramaz ya. Beni durduracak hiç kimse yok. Yani yemezse yemeyeceğim ya. Çorbamı içtim abi, tokum. Tokum, aç değilim. Aç olsa yiyeyim, tamam okey. Sıkıntı yok. No problem. Ama tokum. Yani tokken de bir şey yemek istemezsin be kızım. Yani ha, bir şey soracağım, şu da bir gerçek. Şu an işte bana bildir getirdir hani böyle uygulamalar var. Ben evdeyken hep kullanıyordum. Öyle bir uygulama olsaydı şu an Sındırgı'da çoktan yemiştim. Yani çoktan. Resmen şuradan iki adım yürüyüp şoka girmemek için, üşendiğim için
yemiyorum. Bir insan üşengeçlikten kaçamak yapmaz mı? Yapmaz. Aslında birbiriyle çelişiyor bunlar ama bu yüzden kaçamak yapamıyorum şu an. Çünkü şoka gitmek zor geldi. Aslında şurası şok ama. Görüyorum yani böyle gözümle falan. Ya ben şöyle söyleyeyim. 20 adımda oradayım. Yok, 15 adımda oradayım. 5 kere zıplayarak oradayım. Tavşan gibi 5 kere zıplarım ben öyle. Of ya, of. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi akşam yemeği için buraya geldik. Akşam yemeğinde İbo'yu paylaşmayacaktım ama paylaşıyorum. Teşekkürler. Paylaşmayacaktım ama paylaşıyorum İbo'yu da. O da benimkiyle benzer bir şey yediği için bu sefer iyi yani. Hiç ise o patates söldü. Ben onun yerine salata söldüm. Böyle. Bunların hepsini yiyemeyeceğim ben. Şu sadece tavuklarla bile tıkanıyorum ama olsun. Devamlı İbo yer. Değil mi? İnşallah. Evet. Evdeyim artık. Su şeyde dükkanda 3 tane o 200 mililitreliklerden içtim. Artık evde devam edeceğim. Geri kalanını burada içmeye çalışacağım. Çay falan içtim aslında ama tabii onlar sudan sayılmıyor maalesef. Ara öğünlerim falan filan hep atladım yani. Dükkanda birazcık böyle oldu. Göz altlarım o kadar akmış ki. Yani böyle narkotikten yeni çıkmışım yaka paça. Hani zor çıkmışım gibi. Gözlerimin altına bakar mısınız? Narkotik şube. Kod 001. Neyse birazcık oturacağım. Çay falan içerim belki. Bizimkiler hala İzmir'de ve gelmediler. Evet. Güzel. Gün güzel bitti diyebilirim. Yani çok güzel değil ama idare eder, kurtarır hiç değilse. Bugün su olarak 1.3 şu an ama bitmemiş bir 300-400 mililitre falan daha var. Onu da içeceğim. Daha yatmam var zaten. Onu da içeceğim. Ondan sonra yatacağım. Bugün... 2 dakika video. Bugün yürüdüğüm kilometre, siz şöyle koysam sıkıntı olur mu ya? Tam dağınık gibi yatacağım ama. Bir dakika şöyle güzelsiniz. Bugün yürüdüğüm kilometre yaklaşık 5 kilometre. Çıktığım kat sayısı çok fazla çünkü dükkanda olduğum için bizim stüdyo aşağıda incik 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 çok fazla yaptım. Bir 16-18 civarı falan en son gördüğümde. Tabi evde de birkaç kere çıkın çıkın falan yaptım. Onlar siyasi spora sayılmıyor ama tabi yine de bir aktivite sonuç olarak. Yaptığım sporları bu burada söylediğim son kısım. Son videonun son kısmı ya şimdi. Artık bundan sonra yaptığım aktiviteleri burada görmeyeceksiniz. Burada bahsetmeyeceğim yaptığım aktivitelerden. Bu da yeni haberim bu arada. Yarından itibaren yani sizin için yarın, benim için de yarın olur gerçi. Yarından itibaren artık günde 2 video gelecek. Her videonun başında size söyleyeceğim. Arkadaşlara diyeceğim. Bugün yaptığım eğer hani aktiviteleri, sporu merak ediyorsanız işte şuradan ya da aşağıdan linkini hem aşağı bırakacağım hem buradaki şey kısmına bırakacağım. Buradan bugün yaptığım aktiviteleri izleyebilirsiniz. Hani şu şekilde. Bugün bunları yedim. Bunları yedim. Bunu yaptım. Bunun tarifi böyle. Hani şeklinde size mesela şu kadar su içtim. Yani yediğim şeylerin hepsini yine aynı şekilde day 11, day 12 falan diye paylaşacağız ve bu şekilde devam edecek. Ancak yaptığım sporu da aynı şekilde ben sabahtan vloglarcasına yaptığım sporu tabii daha kısa olacak videosu. Bunun aralarda çok fazla sohbet olmayacak. Mesela 10 dakika 15 dakika bu tarz bir video yapıyorsam spor videosu daha kısa olacak. 5 dakika 10 dakika hani daha onu editleyeceğim. Yaptığım sporu hızlandıracağım vesaire şeklinde. İşte bugün yediğim şeyler bunlar. Yaptığım sporu da görmek istiyorsanız diğer videoda şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü bunun da sebebi şu aslında. Burada bazısı geldiği zaman tarif için gelebiliyor videoya. Videonun kapağında mesela yaptığım bir tarifi gösteriyorum. Kimisi buna sadece tarif için gelebiliyor. Kimisi işte diyet listesini hani oluşturmak için girebiliyor. Herkesin yaptığı spor farklı. Ben çünkü evde yapıyorum. Kimi zaten hani kimi zaten spor salonuna gidiyor. Spora ihtiyacı yok. Spor ayrı bir video olsun istediğim için yaptığım sporu apayrı bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Gün aynı gün içinde mesela diyelim ki ben videoyu saat 12 ya da 1'de paylaşıyorum. Saat 1'de hem diyet videosu hem spor videosu aynı anda gelecek. O yüzden aslında spor videosuna girenler de diyet videosuna gidebilirler. Diyet videosuna gelenler de spor videosuna gidebilirler. Yani burada baktığınız zaman aslında danışık dönüş gibi bir şey olacak. Aynı günde 2 video gelecek. Yarından itibaren dememin sebebi de artık hani bunun bir sebebi de şu aslında. Hani ayrı yapmamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz ki
Ben bu videoları çekmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi asıl beni motive ediyor olması. Evet belki sizi de motive ediyor. Bu çok büyük bir artı. Ancak en önemli şey beni motive ediyor olması. Yani bu benim diyete bağlılığımı sağlıyor. Hani diyeti kaçamak yapmıyorum, bozmuyorum. Çünkü yediğim her şeyi sizle paylaşıyorum. Hani en küçük kaçamam bile paylaşıyorum. O yüzden hani bu benim size bağlılığım, hani bu videoya bağlılığım diyetimde kaçamak yapmamı engelliyor bir şekilde. O yüzden dedim ki spor için de böyle bir seriye başlarsam eğer öyle ya da böyle bir şekilde zaman bulur ve her gün sporumu yaparım. Çünkü normalde videolarda biliyorsunuz işte bugün yapamadım, ya bugün yürüyemedim, ya bugün olmadı falan filan diyorum ama aslında çok boş vaktim oluyor. Yapabilecek çok fazla zamanım oluyor. Yapmıyorum. Ben dedim ki eğer ben yine kendimi bu şekilde bağlarsam, bu şekilde bağlayıcılığı sağlarsam belki dedim bunda da yaparım. Bunda da bir şekilde hallederim. Ve bu yüzden yapmayı hani bu ayrı bir seri şeklinde devam ettirmeye karar verdim. Bugün A101'den gördüğünüz zaten İbo dumbbellları aldı, getirdi. Artık dumbbelllarım da var. Sarkmalarımı engellemek için de evde dumbbellları kullanacağım. Gerçi birazcık kilosu büyük, 5'er kiloymuş. Yani aslında daha küçük kilolara başlasam daha iyi ama artık elimde 5 kiloluklar var. Onlar da bir şekilde bir şey sağlayacağım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Son kez şöyle şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Yatağın üstüne Instagram hesabımı bırakıyorum. İsteyenler takip edebilir. Yarından itibaren gelen bütün videolarda iki video şeklinde olacak. Şimdiden hepiniz çok öpüyorum. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, video beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü siz bana destek oldukça, yorum yaptıkça, beğendikçe ben motive oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.